Herkese merhaba, Yura Kardesiniz. Bugün Kolay'dan gelen lensleri deneyeceğiz. İçinden böyle bir kart çıkıyor. Lensi nasıl kullanmanız gerektiğine dair bilgiler yer alıyor. Onun dışında şöyle bir lens kabı, bir adet daha. Şimdi onları açacağım. Ama renk renk çeşit çeşit lensler aldım. Bir böyle kırmızı aldım. Daha doğal bir kırmızı aldım. Anime sarısı. Anime yeşili. Ve anime pembesi aldım. O zaman denemeye geçelim. Şöyle aynalı lens kapları, burada da aparatları bulunuyor. Bu videoda hem aparatlı hem de aparatsız bir şekilde lensler nasıl takıp çıkarılır onu göstereceğim. Bu kullanacağım lensler 14.5 milim, yani gözlerimizden biraz daha büyük lensler. Bu da demek oluyor ki bunları taktığımda göz bebeklerim daha büyük duracak. Aslında bu lensleri şu an açar açmaz kullanmanız önerilmiyor. Bunun bir 8 saat kadar şu lens suyunda bekletilmesi gerekiyor bu kaba aldığınız zaman. Ama ben şimdi size göstermek için lens solüsyonunu da yıkayacağım ve hemen takacağım. Fakat lensin gözünüze tam oturmasını istiyorsanız, sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız, buradaki kendi saklama suyundan direkt çıkarıp gözünüze takmak yerine bunu ilk önce kabına alın. Lens solüsyonunu dökün. Ay konuşamadım. Ve minimum 8 saat bekletin. Ondan sonra kullanın. Sağlık açısından böyle kullanılması öneriliyor. Lens aparatıyla lensin pislenmemesi adına alıyorum. Lens kabımı bırakıyorum. Ve üstüne solüsyonu ekliyorum. Evet, şimdi bunu normalde 8 saat kapalı bir şekilde bekletmem gerekiyor. Ama ben size göstermek adına şimdi deneyeceğim. Lens nasıl takılır? Bu aparatı lensi tutmak ve almak için kullanıyorum. İyice de batırıp çıkarayım. Şöyle yıkansın. Daha sonra bunu gözüme takmak için kullanacağım. Evet, taktım. Oo, bayağı güzelmiş. Ben aşırı beğendim. Zaten kırmızı lenslere bayılırım. Bu ilki. Lensi çıkarırken ise ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Ve ilk defa lens çıkaracaksanız direkt gözünüzü göz bebeğinize doğru götürmeyin. Bir tarafa bakmaya odaklanın ve sonra lens diğer tarafa doğru kenardan çekin. Daha sonra lensi iki parmağınızın arasına sıkıştırarak alın ve temizleyerek kabına koyun. Şimdi ikinci lensi geçelim. Şimdi lens kabıma koydum. Oradan alıp deneyelim bakalım. Sarıyı da çok severim diyeceğim ama hangi lensi sevmiyorsun diyeceksiniz gerçekten. Nasıl? Favorinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Bunu da tabii ki de çok beğendim. Bununla LOL... Ay dedim ne oluyor? Gözlere bir Hunter Hunter'dan Hisoka ya da Legend of Legends'dan Evelyn ya da Resident Evil'dan Dimitrescu cosplay tekrar tekrar gelebilir. O zaman yeni lense geçelim. Üçüncü lenslere geçtik. Bu sefer
Nezuko pembesini deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. İlk defa bu renk lens deneyeceğim. Anime lens olarak. Aha, ya ben bu lens setini çok seviyorum ve aylardır, uzun zamandır almak istediğim türden lenslerdi. Şu anda o yüzden çok memnunum. Çünkü rengi tam olarak belli ediyor. Yani bir lenste olması gereken şey bence o. Özellikle cosplay yapıyorsanız. Evet. Üçüncü lensimizi nasıl buldunuz? Bununla Nezuko cosplay'ini yapabilirim. Yeni bir kostümüm olduğunda tabii ki de. Haberinizi aşağı yazmayı unutmayın. Son iki lensimiz kaldı. Dördüncü lensi denemeye gidiyoruz. Ve geldik dördüncü lensi. Hep aparatla takmayı gösterdim. Bu sefer parmağımla takmayı göstereceğim. Çünkü her zaman lensçiler yanında aparat göndermiyorlar. Dolayısıyla elinizle de takmanız gerekebilir. Parmağımı koydum. Ve gözümün beyaz tarafına yerleştirip sadece bırakıyorum. Bayağı fark edilebilir oldu yalnız. Tekrar aynı şey yapıyorum. Fazla su olduğunda yapışmıyor, biliyor. O yüzden şöyle koydum. Diğer tarafa bakarken beyaz kısmındaki boş ay lensi koydum. Ve oturmasını bekledim. Evet, dördüncü lensimiz böyle. Nasıl buldunuz? Ah, lens çıkarıp takmaktan tabii ki de gözümün arkasından böyle sular genizimden de falan akıyor. Tabii burnum da çok aktı. Akmaya da devam ediyor. Son lensimize geçelim. Son lensimiz de vampir kırmızısı. Biraz daha doğal bir kırmızı. Hadi onu deneyelim. Ve şimdi tüm cosplaylerimde kullandığım kırmızı gözlüğü tekrar sipariş ettim. Onu deneyeceğim. Eğer daha önce Misa cosplay'imi izlediyseniz veya onun dışında herhangi kırmızı gözlü bir cosplay'imi, bu lensi kullanıyorum. Çok beğendiğim bir lens. Aa, gözüm yaşardı. Bu lensi ayrıca çok seviyorum çünkü ya bilmiyorum, ilk taktığım lens de kırmızıydı. Şurada. Ama bu daha böyle kırmızısı belli sanki. Yani bu daha buradayım gibi mi diyor? Böyle bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor bu ya. Bu farklı bir kırmızı yani. Demin kullandığım, taktığım bütün lenslerin stili aynı. Dış çevresi siyah hareli. Bunda siyah hare biraz daha geçişti doğal olarak. Yapmışlar. Galiba ondan dolayı göz bebeklerim biraz daha büyük duruyor. Halbuki hepsinin boyutu aynı, 14.5. Ama onların çevresinden siyah geçtiği için sanırım gözün çevresini biraz daha küçük gösteriyor. Ve bu da galiba bu lensi biraz daha ön plana çıkarıyor. Evet, favoriniz hangisi oldu? Bugün Cool Eyes markasının lenslerini denedim. Sayfamda, YouTube kanalımda birçok lens markasının lenslerini deniyorum. Aklınıza böyle daha olan bir lens varsa veya lens markası varsa onu denemiş olabilirim. Bu yüzden kanalıma gidip bakmanızı istiyorum. Ve tabii ki de bu videoda beğeninizi, yorumunuzu beni desteklemek için bekliyorum. Ben farklı farklı lensler almaya devam edeceğim. Başka markaları deneyimlemeye de devam edeceğim. Dolayısıyla size bu tür videolar atmaya devam edeceğim. Ama bunun için beni beğenileriniz ve yorumlarınızla desteklerseniz çok sevinirim. Bu şekilde bu videoların devamının gelmesini sağlarsınız ve beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman bu videoyu beğendikten sonra kanalıma da abone olursanız ekstra mutlu olurum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, benle kalın ve sağ olun.